Beni hatırlamak istemiyorum. Kaç tane İstiklal Caddesi var? Hepimiz lanetliyoruz tabii ki terörü. Onlar desteklerini de lanetliyoruz. Ama İstiklal Caddesi daha güvenli olmalı. Biz şu anda korkuyoruz artık. Dükkanımızı açalım açmayalım mı? Artık işi unuttuk, kendi sağlığımızı düşünüyoruz. Korkuyla geliyoruz. Ailem diyor ki gitme, bugün diyor açma diyor. Oğlum psikolojisi de bozuldu. Şimdi olayı hatırlamak istemiyor. Belki buraya bir daha gelmek istemez. Buradaki esnaf hepsi aynı düşünce. Ama burası gerçekten ana baba gibi. Aşağı yukarı 60-70 metre mesafedeyiz ya şantiyede. Çok büyük bir korku yaşadım. İnsanlar kaçışıyordu. Tabii herkesin üstü başı kanlar duruyordu. Dükkanların içerisinde sığınanlar da vardı. Ama tabii bir 15 dakika içerisinde tabii kimse kalmadı. Polisler hemen olayı dindirmeye çalıştılar. Ki öyle de oldu. İnsan da kalmadı. Zaten biz de dükkanların içerisinde kaçtık. Dışarıda çıkmamıza izin verdiler. Tekrar olmasını istemiyoruz yani. Temennimizde böyle bir tekrar yaşanmasın inşallah. Atlatacağız, bundan atlatacağız. Patlamalı meydana geldiler itibariyle. Polis ekipleri, sağlık ekipleri gibi çok sayıda ilgili kurumlar bu noktaya insanların çocuğu da süreç yönetilmiştir. Kafenin içerisindeydim. Şiddetli bir patlama sesi duydum. Şiddetli patlama sesiyle de kendimi dışarı attım. Çıktım sokağın başına, izdiham, millet kaçıştırıyor. Bir baktım şöyle, arkamda gördüğünüz gibi insanlar kaçtırıyordu. Hatta misafirlerim vardı, telefon açtım ulaşamadım. Onlar Taksim tarafına doğru gitmişlerdi. Olay yerine 40-50 metre kadar da gittim. Yerde yaralılar vardı, kan revan içinde. Kötü bir manzaraydı. Çok kötüydü yani, turistik bir alanda böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi. Hiç kimse istemez, istemeyiz. Dediğim gibi terör her türlüsüne karşıyız. İlla ki cezasını çekeceklerdir.